Herkese selamlar dostlar. 18 ve 19 Kasım 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Mülten'e genel olarak milli maçlara değinmeye çalıştım. Toplamda 9 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlardan ne olabilir bunlardan bahsedeceğim. Sizlere değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Özellikle şunu söyleyeyim bu milli maçlarda özellikle çok fazla yüksek oynamayın. Birazdan göstereceğim yeri geliyor yüksek bir yapıyorum fakat kadroları görerekten yapıyorum ben. O yüzden kadrolar gerçekten bu maçlarda çok çok önem arz ediyor ve takım iddiası gerçekten çok önemli bu maçlarda. İsterseniz başlayalım. Sizlerden aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hemen 10, saniye, 10 saniyenizi ayırıp beğeni ve yorum bırakırsanız şimdiden çok teşekkürler. İlk mücadelemiz skor maçı ile başlayalım. Arkadaşlar iki adet skorumuz var 18 ve 19 Kasım'a. 18 Kasım'da önemli bir mücadele, hazırlık maçı olsa da önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben. Almanya-Türkiye maç skoru ne olur sizlere sorduk. Aynı şekilde 19 Kasım'a da İskoçya-Norveç maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar ne olduğunu bu şekilde sizler de maç skorlarınızı yorum yazın. Daha önce yaptığım Güney Kıbrıs İspanya maç skor bilen olmadığı için de herhangi bir kişiyi Telegram gruplarımıza alamıyoruz. Her türlü soru görüş öneri de Instagram Kangal Bey olarak da benimle iletişime geçebilirsiniz. Gruplar hakkında bilgi almak isteyenler. Maçlar hakkında soru sormak isteyen, kupon istemeyin. Kupon vermiyorum Instagram üzerinden ama bu maçta böyle bir düşüncem var ne olur şeklinde. Ben o şekilde sizlere fikir veriyorum ama bana kesin kazanacak kupon ver diyerekten de mesaj atmayınız. Bilginize. Geçtim. Dün üç adet yüksek mislimiz vardı. Bahsedeceğim. Rolling'den de bahsedeceğim bu arada. Arkadaşlar Avusturya mücadelesi vardı. Ben Avusturya'nın burada kadrosunu gördüm. En iyi kadrosunu çıkarmış. Dedim ki 400 TL alalım. Maç sonu 2500 dolardan da en az 2-0'lık bir galibiyet bekliyordum ki mücadele zaten tam 2-0 bitti. 400 TL'lik yüksek mislimiz burada kazandı. Real Madrid Monaco'ya da 800 TL önerdik biz burada. Ona da şu şekilde önerdik. Real Madrid mücadelesi genel sayı toplam 162.5 üst olaraktan da tam 164 sayı çıktı. Onu da içeri almasını bildik. Tertemiz kazandık. Onun dışında bir adet daha yüksek misli verdik. 800 TL. O da şuydu. Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe konu mücadelesi vardı ki YouTube'daki rolling mücadelemizdi. Tel Aviv'in 81 sayısını aldık. 78'de mi kaldı? 77 veya 78'de kaldı. Çok fazla şut denemesi yaptı. Fenerbahçe'den burada 22 şut daha fazla attı. Rebound üstünlüğünü de aldı. Fakat 81 sayı maalesef beceriksizlikten dolayı gelmedi. NBA kuponu vermiştik. Dün akşam Miami mücadelesiyle Oklahoma mücadelesini ikisinde doğrudan galibiyetini verdik ve büyü bozuldu şeklinde güzel bir galibiyet aldık. NBA'de de güne yeşille başladık. Değerlendirip kazan sağlayan herkese tebrikler. Herkese açık Telegram grubuna da bunu atmıştık zaten. Canlı bahislerimize baktığımız zaman da canlılarla aynı şekilde devam ediyoruz. Dün de aynı şekilde devam ettik. Hatta dünün canlıları ekranda şu an. Avusturya mücadelesi vardı. İlk yarıdan bir gol bekliyordum. Dedim ki risklisi de dep basmandan gelecek bir gol. Güzel orandan aldık. Avusturya oynuyordu çünkü. Onun dışında ya, bu aralar özellikle Euroleague var. Bugün de Euroleague var aynı şekilde. Yüksek mislilerini verdik. Normal mislisini verdik. O şekilde devam ettik. Dostlar e, yine aynı şekilde canlılarla da devam edeceğimizi bildirelim. Herkes açık Telegram grubunda. Yorumlarda ve açıklama kısmında var. Burayı da biz aktif olarak kullanmaya çalışıyoruz. 6071 kişinin olduğu bir gruptur. Buraya da katılabilirsiniz diyerekten de açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut. Sizlerden dediğim gibi beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Hızlı bir video olarak da 9 mücadeleyi anlatmaya çalışacağım. Başlayalım isterseniz. Ermenistan'la Galler mücadelesi. Öncelikle burada Galler'e iyi oran açmışlar ki şöyle söyleyeyim bu mücadele çok fazla gol beklenmiyor. Fakat Galler için önemli bir mücadele. ikincilik yarışı var çünkü Galler Ermenistan adında. Burada Galler'in kazanma ihtimali var fakat mücadele genelinde yani 3 gol sesinin gelmesi gerçekten zor. Alt bitebilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Genel olarak mücadele 2.5 alt bandına bir oran alınabilir. Bu arada bunun oranı 2,5 alt altında bir oran alınabilir. 1,50 civarında bir oranı var arkadaşlar. 2,5 alt bitebilir ama ben biraz daha bu milli arada fantezi yapalım diyorum. Şu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. Benim burada skor beklentim 1-0 veya 0-1'lik bir Galler galibiyeti Deplasmanlı da olsa 3,5 altında 2 yaparsanız arkadaşlar 2,19'luk bir orandan değerlendirmesini yapmış olursunuz. 2,19 gibi orana değebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum iddiası olan Galler'in Letonya ile Hırvatistan mücadelesi. Hırvatistan'da ne kadar şey olsa da yani bence jenerasyon biraz bitik gibi geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Ben şurada çok güzel bir oran vereceğim sizlere. 1.45'lik gibi orandan. Hırvatistan burada kazansa bile deplasmanda bence e, 3 sayfa 3 fark atamaz gibi geliyor bana. Letonya'da gol bulabiliyor ki Hırvatistan'ın özellikle şu son dönem aldığı mağlubiyetler de var. Şimdi burada kesin kazanması lazım da bence kazanır Bence de kazanır. Zaten Hırvatistan oran bile açmamış ama Letonya da burada direnebilir. Ben Hırvatistan'ı son dönemde çok da beğendiğimi söyleyemem. Ben burada diyorum ki Letonya 3 sayı 3 fark yemez diyorum. 1.45 oranı var. Sol en üstte gördüğünüz orandır. Ben diyorum ki Letonya burada 3 fark yemez şeklinde. Yani alternatif ne yapabiliriz diyerekten de bir saniye tamam. Aldım notumu. Altan işte 4.5 altında 2 falan yapılabilir de. Onun da çok fazla oranı yok. Ama burada 1.45 gibi oran bence ideal orandan değerlendirebilir. Letonya'nın 3 fark yiyeceğini düşünmüyorum. Hollanda ile İrlanda mücadelesi. Bu maçın oranları henüz daha açık değil fakat Hollanda'nın da kesin kazanması gereken bir mücadele. Arkasında Yunanistan var. Oranlar açılacaktır. Burada idealden ne alabiliriz diye baktığım zaman da Hollanda'nın handikaplı galibiyeti değerlendirilmeye alınabilir. İrlanda karşısında zaten ihtiyacı olan da Hollanda kalitesini de konuşturarak da handikaplı galip gelebilir. Onun dışında bu oran sizi tatmin etmiyorsa ne açacaklar bilmiyorum. Ev sahibi her iki yarıyı kazanır oranı varsa bu da Cruyff arayına e da Hollanda her iki yeri de kazanabilir. Onun da oranı gerçekten ciddi manada yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Bilginize. Almanya ile Türkiye bu maçın maç skoru sizlere sorduk. Dostlar öncelikle şöyle bir bilgi vereyim size. Almanya'da Nagelsmann dönemi başladı. Yani Nagelsmann'ın da sanırım ya önemli ilk maçı olmasa bile ilk maçlarından bir tanesi önemli bir mücadele. Yani en azından böyle teknik adam olarak da güzel bir imajla başlamak isteyeceklerdi diye düşünüyorum. Türkiye kadroda bazı eksiklikler var. Arda Güler yok maalesef. Hakan Çalhanoğlu yok maalesef. Yani orta sahada eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri yaşayabilir ama hazırlık mücadelesi özellikle tribünde özellikle maç Almanya'da oynansa bile tribünlerin %50'sinden fazlası belki de Türk olacaktır diye düşünüyorum. Hazırlık mücadelesi olması kaynaklı. Milli takımı da Almanya'da zaten gurbetçi Türkler Almanya'da çok fazla ve iyi bir karşılama, karşılama yaptılar. Mücadele bence 2.5 üstüne gider gibi geliyor bana. Bu yüzden hazırlık maçı olması kaynaklı da ihtimali var. 2.5 üst bence idealden değerlendirilebilir. Bir 40 seviyesine kadar bir oranı var zaten 2.5 üstün. Onun dışında ben Almanya'nın bir galip gelmesini de bekleyeceğim açıkçası. Kendinize de gelebilirler. 2.5 üstüne bir yaparsanız da oran riske değilsin anlamında. 2.5 üstüne bir oranı, 1 oranı 1.70 seviyesinde bir oranı var. 2-1 ayarında da bir benim skor beklentim var. Sizce maç skorunu olur yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizin fikirleriniz de benim için önemli. Fransa ile Cebeli Tarık bu mücadele ne alırsınız biliyor musun? Ya 6 gol alırsınız ya da 7 gol olmaz alırsınız. Ben burada 6 gol olur şeklinde alacağım. 5.5 üstün oranı burada alınabilecek tek oran ideal olarak 1.51. Mücadelede benim skor beklentim 6-0'lık bir Fransa galibiyeti. Deplasmanda 3-0 kazanmıştı Cebeli Tarık'a karşı. Fakat yani oyunu 90 dakika oynayacak taraf Fransa. 6 gol ile bence beklenebilir. Şöyle 15-20 dakikada bir tane 10 dakikada bir tane sallası zaten çok temiz olur. O yüzden ben burada 5.5 üstünde oranı 1.51 gibi tam 6.0'da skor beklentim var. Hatta skor olarak 6.0'a size doğrudan öneriyim. Onun da oranı 6.0'ın oranı var mı acaba? Var. 4.61. 4.61'de bunun oranı var arkadaşlar. Geçtim ayın 19'una yine aynı şekilde ideal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. O yüzden sizlerden beğenilerden bekliyorum. Macaristan Karada. Macaristan son mücadelesini arkadaşlar bir berabere kaldı ve eksik takıma karşı berabere kaldı. O maçta ben galibiyetini bekliyordum fakat burada liderlik için sahaya çıkacaklar ve son mücadelesi Karadağ ile Zorlu bir rakip. Karadağ'da yenmeyi oynayacaktır. Burada isteyen Matsun'u bir alabilir. Burada bir 49 gibi orandan fakat mücadele sürprize gitme ihtimali ve Karadağ'ın da burada ihtimal olması kaynaklı. Mücadele genelinde toplam gol alı 2-3 gol. 1.76 gibi orandan sanki olası bir sürprizden kaçmak için de değerlendirilebilir gibi geliyor. Yani MS1 bekliyorum. 2-0 2-1 ayarında ama 1-1'den de korktuğumu söyleyeyim. Ben burada alırsam 2-3 golü tek tercih olarak hem gruplara öneririm hem de sizlere burada yüksek oranıyla önermiş olayım. Sırbistan-Bulgaristan karşılaşması. Burada Sırbistan'ın mutlak galip gelmesi bir mücadele. Ki kadro kalitesi çok yüksek. Kesinlikle galip geleceğini de düşündüğüm maçlardan bir tanesi Sırbistan galibiyeti. Ben burada şu yönde bir değerlendirme yapacağım. Sırbistan'ın burada ilk yarıdan atacağı bir gole 1.33 gibi oran vermişler. Sırbistan ilk yarılarda hızlı başlayan bir takım. O yüzden bence buradan Sırbistan ilk yarıdan bir gol bulacaktır diye düşünüyorum. 1.33'te bunun oranı var. Eğer ki bu oran bana yetmez diyorsanız da ilk yeri 1.50 küsur orandan da değerlendirmesini sizler de yapabilirsiniz. Oran da 1.49'a düşmüş gibi oranı vardı. 1.49'a düşmüş bilginize ilk yerde anlamı Sırbistan galibiyeti gelebilir. İskoçya-Norveç mücadelesi. Bu maçın da maç skoru sizlere sorduk. Ne olur diyerekten zorlu bir karşılaşma olacaktır. Fakat genel kadro kalitesi itibariyle İskoçya takım halinde daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Premier Lig'de oynamış olduğu oyunculardan kaynaklı. Norveç'te tabi Odegaard, Haaland gibi isimler de var. Tabi bunu da biliyoruz ki bu maçta Haaland gibi isimler de oynayacaktır. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol tek tercihim olacaktır. Onun da oranı 1 71 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Bu da tek tercih olarak değerlendirebilir. Maç skoru sizlere sordum. 1 1 2 1 bir İskoçya'ya dönebilir. O yüzden 2-3 gol tercihi benim için mantıklı. İspanya ile Gürcistan karşılaşması. İspany İspanyollar tam bir kahpelik yaptı son mücadelede gerçi biz aldık. ilk yarı bir buçuk üstünü aldık. Youtube'da temiz orandan kazandık. Yine burada Gürcistan ya yani ikinci yarı İspanya maçı saldı, saldı gibi bir şey oldu yani. Burada ben şunu önereceğim sizlere. İspanya'nın burada ilk yarı kazanırı. İlk yarı oyunda domine edecektir. Skoru da alacaktır. İlk yarı bir 1.30'larda bir oranı var. Alırsanız onun dışında oranı biraz daha yükseltebilirim derseniz ilk yarı geçen mücadele olduğu gibi ilk yarı 1.5 üstü olaraktan da 1.95 gibi bunun da oranı var. Risklidir ama alacaksanız da değerlendirmesi yapılabilir. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz dostlar. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.